Selamlar arkadaşlar, kanalımın yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Movavi Editor Plus 2022'nin detaylarına bakacağız. Programın detaylarına baktığımızda da göreceksiniz ki gerçekten video montajlarınızı inanılmaz basit bir arayüzle ve inanılmaz profesyonel bir şekilde yapabileceğinizi sizler de göreceksiniz. Şimdi programın detaylarına geçmeden önce aşağıda açıklamalar kısmında sizler için bir link bırakıyorum. O linkle beraber programın detaylarına bakabilirsiniz. Aynı zamanda da satın almak isterseniz de %20'lik bir indirim kodu da açıklamalar kısmında mevcut. Şimdi hadi programın detaylarına bakalım. Movavi Editor Plus 2022'nin detaylarına bakmadan önce sizlere şunu da belirtmek istiyorum. Eğer bu uygulamayı satın almadan önce deneyimlemek isterseniz eğer bağlantı kısmındaki bıraktığım linkten 7 günlük deneme sürümünü indirebilirsiniz. Şimdi biz şöyle bir programımızın detaylarına bakalım. Ben buraya bir tane video attım şu anda. Şimdi videodaki sesleri ben kapatıyorum ki sizlere anlatırken seslerimiz üst üste binmesin, daha rahat bir şekilde duyabilin diye. Hemen sol tarafta gördüğünüz kısımdan hemen sesi mute'layabiliyorum. Kaba taslak arayüze baktığımızda sol tarafta bizleri bölümler karşılıyor. Bu bölümler nedir diyecek olursanız eğer en üstte video üzerinde verebileceğimiz efektlerin olduğu bir bölüm yer alıyor. Burada işte parazitler, parazit ayarlamalar, sanatsal bulanık. Ya aynı zamanda bu arada sıkıştırmak istiyorum şunu. Program tamamen Türkçe olarak kullanabiliyorsunuz. Yani bu yüzden özellikle video editörlüğüne yeni başlayan kişiler için gerçekten inanılmaz kolay bir program olduğunu sizlere söyleyebilirim. Sonrasında yine sol tarafta bir aşağı kısma geçtiğimizde burada da gördüğünüz gibi geçiş efektleri var. Buradan tümü dediğinizde bütün geçiş efektlerini görebiliyorsunuz ve buradan seçerek geçiş efektlerinizi rahatlıkla uygulayabiliyorsunuz. Bunların hepsini ben size uygulamalı olarak göstereceğim. Şu an arayüzümüzün detaylarına bakıyoruz sadece, bunu da belirteyim. Bir alt kısma indiğimizde gördüğünüz gibi burada yazı ekleyebileceğimiz bölüm mevcut. Bu yazı ekleyebileceğimiz bölümde de gördüğünüz gibi hazır şablonlar mevcut. Siz direkt olarak tutup şöyle çektiğinizde hemen burada hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Hatta hemen burayı oynatayım ben sizlere. Gördüğünüz gibi gayet basit ve pratik. Bunu siliyorum şimdi. Bir alt kısma iniyorum hemen sol taraftaki menüde. Burada da çıkartmaları görebiliyorsunuz. Burada videolarınızın üstüne ekleyebileceğiniz birçok çıkartma olduğunu söyleyebilirim. Bu bölümleri de özellikle oyun videoları hazırlıyorsanız çok fazla kullanabilirsiniz. Yani son dönemlerde çok revaçta olan etiket modelleri olduğunu söyleyebilirim. Sonrasında en alt bölümde gördüğünüz gibi video ve ses düzenleme bölümümüz var. Video düzenleme bölümünde işte kaplamaları, işte animasyonları, yani ekranda mesela başka bir görüntüyü şu anki görüntünüzün üstünden kaydırarak geçirebiliyorsunuz gibi efektleri yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda chroma anahtarı ile arkanızda yeşil bir perde varsa eğer yeşil perdeyi rahatlıkla çok kolay bir şekilde kaldırabiliyorsunuz. Logo türü dediğinizde videonuzun üzerine rahatlıkla buradan tek bir hamle ile logo ekleyebiliyorsunuz. Onu videonun istediğiniz bir bölümüne konumlandırdığınızda bütün video boyunca o konumda logonuz durabiliyor. Yavaş çekim bölümüne baktığımızda da videonuzda yani slow motion bir efekt vermek istiyorsanız, slow motion bir içerik ürettiyseniz eğer yavaş çekim yerinden görüntünüzü yavaşlatabiliyorsunuz. Şimdi sizlerle birlikte ilk önce bir geçiş bölümünü bir inceleyelim istiyorum. Burada mesela videomuzun bu kısmını ben kesmek istiyorum. Mesela şöyle biraz ileri doğru gidiyorum. Mesela burada hemen gördüğünüz gibi makas işareti var. Makas işaretine bastığımda direkt olarak burayı kesiyor. Biraz daha ileri alıyorum. Tekrar makas tuşuna bastığım zaman diğer kısmını da kesmiş oluyorum. Mesela buradan şöyle bir bakıyorum. Mesela burada popüler var. En çok kullanılan geçiş efektlerini bizlere gösteriyor. Mesela bozulma diye varmış. Bunu tutup iki tane kestiğim videonun ortasına bıraktığımda şöyle izlediğimizde gördüğünüz gibi sahne geçişini böyle titreye falan böyle güzel bir şekilde gerçekleştirmiş oldu. Aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum sizlere. Kesme işlemini yapmak için klavyeden kısa yol tuşlarınız mevcut. Ayarlar kısmından da istediğiniz şekilde sizin için uygun olan tuşu da kısa yol olarak ekleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi geçişler kısmında daha fazla geçiş bölümü var. Buraya tıkladığınızda sizleri Movavi'nin kendi sitesine yönlendiriyor. Buradan da TL fiyatla, yani bakın burayı lütfen atlamayalım. Normalde bu tür uygulamaların hepsi dolar bazında satılıyor. Fakat Movavi'de tamamen
TL ile satın alım gerçekleştirebiliyoruz. Bu bizler için gerçekten inanılmaz mükemmel bir avantaj olduğunu belirtmek istiyorum. Ayrıyetten de burada sadece hani herhangi bir geçiş efekti vesaire değil, ses paketi, efekt paketleri, efekt setleri, hani birçok şeyiniz var. Birçok bize seçenek sunuyor, indirilebilir ve satın alınabilir seçeneklerimiz çok fazla mevcut. Şöyle aşağı doğru indiğimde hani benim şu anda gözüme çarpan mesela YouTube paketi var burada. Onun haricinde hemen şu sağ tarafa baktığımda görüyorum ki işte burada bir ikon pack var. Lower third paketi vesaire olduğunu da görebiliyorum. Hani bu efekt kısmını da girip inceleyebilirsiniz. Satın alabilir içeriklere bakabilirsiniz. Tekrar programımıza dönecek olursak eğer, zaten yazı stillerinden bahsettik. Hemen bu yazı efektleri kısmından 3D afişi alıyorum. Hemen videomun ortasına yerleştiriyorum. Buna da mesela hangi onur olarak yazdım ve işlemim bu kadar. Hop, sahne geçişimiz de oldu. Sahne geçişini de oraya eklemiştik zaten. Şimdi mesela hemen bir çıkartma ekleyelim. Buradan wow olanı ekliyorum ve gördüğünüz gibi çıkartmamız buraya geldi. Üzerine tıklayarak istediğimiz yere bu çıkartmayı yapıştırabiliyoruz. Ama burada gerçekten beni etkileyen farklı bir bölüm oldu. O da şu. Mesela ben bunu biraz küçültmek istiyorum ve bu çıkartmanın benim kafa hareketimi takip etmesini istiyorum. Hemen burada hareket bölümüne geliyorum. Buradan hassas veya hızlı olanı seçiyorum. Biz hassas olanı seçelim ve izle tuşuna bastığımda hareket izleniyor olarak bir işlem gerçekleştiriyor bize Movavi Video Editor Plus. Ve play tuşuna basıyorum ve gördüğünüz gibi çıkartma benim kafa hareketimi takip ediyor. Video düzenleme bölümüne geldiğimiz zaman da gördüğünüz gibi renk ayarlarını yapabiliyoruz. Burada hem ön ayarlar var, otomatik olarak kontrast, doygunluk, beyaz ayarlarını yapabiliyorsunuz. Manuel moddan istediğiniz gibi kendiniz manuel olarak renklerinizi ayarlayabiliyorsunuz. Bir de lootlar bölümüne geldiğinizde kendi lootunuzu ekleyebiliyorsunuz veya hazır olan buradaki lootları da kullanabiliyorsunuz. Tabi FX Store'dan da isterseniz farklı lootlar da satın alabiliyorsunuz. Kırpma ve döndürme işlemlerini burada gerçekleştirebiliyorsunuz. Kırpma ve döndür kısmına gelip buradan herhangi videonuzu tıkladığınızda şu şekilde sağa sola, yani 45 derece açıyla döndürebiliyorsunuz. Sonrasında uygula dediğinizde de zaten bu işlemi uyguluyor. Diğer özelliklerine bakmak istediğimizde de zaten isimlerinden de belli oluyor. Planla ve zoomla, dengeleme, animasyon, vurgula ve gizle, herhangi bir şey vurgulayıp gizleyebiliyorsunuz. Chroma anahtarı ekleyebiliyorsunuz. Sahne algılama ve logo türü gibi ayarlarınızı da burada gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi buradan biraz ses düzenleme ayarlarına geçiş yapacağım. Ses düzenlemede de gerçekten hani hem otomatik ayarlar yapabiliyorsunuz hem de ses efekti kısmından istediğiniz gibi sesinize efekt verebiliyorsunuz. Hatta ben burada birkaç tanesini sizlere göstermek istiyorum. Sadece yaptığımız olay şu. Buradan ben bir sesimizi açalım. Şimdi gördüğünüz gibi play tuşuna basıyorum. Movavi Video Plus Editor 2022'nin. Öncelikle sese tıklıyorum ve sonrasından yukarıda gördüğünüz yankı efektini alıyorum ve sesin üzerine bırakıyorum. 2022'nin inceleme videosu için bir video hazırlıyorum sizlere şu an. Bu şekilde yankı efekti ekleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada mesela robot var. Robotu ekliyorsunuz. Video Plus Editor 2022'nin inceleme videosu için bir video hazırlıyorum sizlere şu an. Bu videoyu montaj... Bu şekilde robot sesi yapabiliyorsunuz. Ama burada benim en çok hoşuma gidenlerden biri, özellikle hikayeli bir video çekiyorsanız eğer, bir telefon görüşmesi yaptığınızı varsayıyorum. Bu telefon efektini alıp attığınızda Editor 2022'nin inceleme videosu için bir video hazırlıyorum sizlere. Telefonla konuşuyormuş gibi bir efekt alabiliyorsunuz. Bunlar gerçekten yaratıcı ve aslında genel olarak baktığımızda işimizi çok kolaylaştıran efektler olduğunu söyleyebilirim sizlere. Aynı zamanda aşağı doğru indiğimizde equalizer'ı direkt kendiniz elinizle ayarlayabiliyorsunuz. Parazit kaldırmadan arka plandaki sesleri kaldırabiliyorsunuz. Gürültü geçitinden herhangi bir ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. İşte kompresör, yankılama, senkronizasyon ve vuruş tespiti gibi bölümlerden de seslerinizin tüm detaylı ayarlamalarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Movavi Video Editor Plus 2022'nin arayüzü ve kullanımı gayet basit. Özellikle bu işe yeni başladıysanız, yeni programlar öğrenmeye başladıysanız gerçekten mükemmel ve sizlerin işinizi gayet görecektir diye düşünüyorum. Videonun başında da bahsettiğim gibi eğer programı deneyimlemek isterseniz ücretsiz olarak 7 günlük deneme sürümünü açıklamalar kısmındaki bağlantılardan indirip deneyebilirsiniz. Aynı zamanda da aynı bağlantının alt tarafında da eğer satın almak isterseniz %20'lik bir indirim kodu olduğunu göreceksiniz. Bu videonun da sonuna geldik. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini isterseniz eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.